Elektrostatikte, elektromanyetikte özellikle manyetik potansiyelin vektör olması işimizi epey karıştıracak. Yani elektrostatikte birkaç adımda gösterdiğimiz bazı özellikleri elektromanyetikte gösterebilmek için çok daha karışık işlemler yapmamız gerekecek. Şimdi sık sık kullanacağımız bir özellik, mesela akımın i'inci bileşenini aldığımızda bunu aslında şöyle de yazabiliriz. Yani akım vektörünü xi ile çarpıp, yani konumun i bileşeniyle çarpıp bunun diverjansını alırsak bu ikisi birbirine eşit olacak. Ha, bunu göstermek istersek şu tarafı direkt hesaplayabiliriz. Xij. Bu nedir? Xk'ya göre türev neyin? Şu vektörün k bileşeninin. Açtığımızda xi bölü yani xk jk artı xi jk bölü xk olacak. Şurası bir vektörün k bileşenini alıp xk bileşenine göre türevini alıp bütün k'lar üzerinden topluyoruz. Bu bizim diverjans dediğimiz şeyin tanımı. Dolayısıyla sıfır bu. Şuraya baktığımızda ise şu oran i ve k birbirine eşitse şayet 1, eşit değilse 0. Yani o yüzden şurası Kronecker delta İK. K'lar üzerinden toplam var. Bu toplamda bir tek K'nın İ'ye eşit olduğu terim kalacak. O terim de direkt bizim JI. Bu özdeşliği kullanacağız. Şimdi kullanacağımız bir başka özellik manyetik alanın körlüğünün sıfır olduğunu biliyoruz. Ya da herhangi bir bileşeninin sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi herhangi bir bileşeni yazacak olursak bu nedir? Epsilon ijk ben xj bk'dır. Burada j'ler ve k'lar üzerinden toplam var. Bu eşittir. Epsilon ijk bk bölü ben xj eksi bj bölü ben xk'dır. Bu ifadede toplam yok. Toplama yok. Yani şurada bu J ve K'lar üzerinden açıkça belirtmediğim için J ve K'lar üzerinden bir toplamam var. Ama bu ifadede toplamam yok. Bunlar zaten 0 artı ya da eksi 1. Eğer J ve K birbirine eşitse 0. J ve K birbirinden farklıysa işte i de onlardan farklıysa artı eksi 1 olacak. Ve bunun i ne olursa olsun 0 olduğunu biliyorum. Bütün bileşenler için 0 çünkü. Buradan da biliyorum ki manyetik alanın K bileşenini konumun J bileşenine göre türevini alırsam bu manyetik alanın J bileşeninin konumun K bileşenine göre türevine eşit. Yani manyetik alanın türevlerinden bahsettiğim zaman indeksleri istediğim gibi değiştirebilirim. Konumun indeksiyle manyetik alanın indeksini değiştirirsem bir şey değiştirmez. Körlü sıfır olduğu için. Yani bunları bir tarafa yazalım. Bunları daha sonra kullanacağız. Şimdi vektör potansiyelimizi yazmıştık daha önce. Bu R noktasındaki vektör potansiyelimiz. Şimdi şöyle bir sistemi inceleyeceğiz. Bizim işte orijin civarında bir akımlarımız var. Ne olabilir? İşte oraya atomlar koymuşuzdur, moleküller koymuşuzdur. Elektronların hareketi var orada. Oraya hapsolmuş bir akım var sürekli. Ve biz onu uzaktaki bir noktadan inceliyoruz. İnceleyeceğimiz sistem bu. Yani R bizim baktığımız nokta. R üssü de akımın olduğu nokta. Akımın olduğu bölgeden epey uzaktayız. Şimdi böyle bir durumda şu ifadeye bakarsanız R eksi R üssü. Bunu açacak olursak ne nasıl yazabiliriz? 1 bölü R 1 artı R üssü bölü R'nin karesi eksi 2 R R üssü kosinüs teta ya da kosinüs gamma diyelim. Gama aralarındaki açı
olmak üzere. Üzeri eksi 1 bölü 2. R üssü bölü R birden çok küçük olduğu için bir Taylor açılımı yapabiliriz. Aslında bunun bütün terimlerini daha önce elektrostatikte şu şekilde yazabileceğimizi tartışmıştık. R üssü bölü R üzeri L TL kosinüs gamma L sıfırdan sonsuza kadar Legendre polinomları cinsinden. Şimdilik bizi ilgilendiren tek sadece ilk iki terimi L eşittir 0 ve L eşittir 1 terimleri olacak. L eşittir 0'da 1 bölü R gelecek. L eşittir 1'de R üssü bölü R kare kosinüs gamma. Ya da bunu da şu şekilde yazarsam R, R üssü kosinüs gamma bölü R küp artı diğer terimler. Şu anda ilgilenmediğim diğer terimler. O zaman bu açılım 1 bölü R, şu birinci terim, R, R üssü kosinüs gamma'yı skalar çarpımı olarak yazabilirim R ve R üssü vektörlerinin. Çünkü gamma bu iki vektörün arasındaki açı bölü R küp artı geri kalan terimler. Şimdi vektör potansiyeliyle bunu yerleştirirsek, işte birinci terim bu 1 bölü R'den gelecek. Eşittir 1 bölü R D küp R üssü C R üssü artı 1 bölü R küp D küp R R R üssü C of R üssü artı geri kalan terimler. Şimdi önce şu integrale bir bakalım. Bu normalde bizim monopol terimimiz olacak. Manyetik monopol terimimiz olması lazımdı. Ki biliyoruz ki bu terimin olmaması lazım aslında. Onun sıfır olduğunu gösterelim. Herhangi bir bileşenine bakalım bu ifadenin. Herhangi bir bileşeni ne olacak? Ci'nin bütün hacim üzerinden integrali olacak. Ji'yi bir diverjans olarak yazabilirim. Burada gösterdik. Diverjans olarak yazarsam çünkü bir yüzey integraline dönüştüreceğim ve sıfır kalacak. X, i, j. Bu benim yüzey integralime eşit. Bunun koordinatı, üssüyle gösterdiğim koordinatlar. Yüzey benim bu J hacmin, J akımın olduğu bölgenin dışındaki bir yüzey. Dolayısıyla yüzeyin üzerinde J akımı yok. Dolayısıyla bu terim sıfır. Monopol terimi gerçekten de sıfır. Şu terim gitti. Şimdi bakalım diğer terime. Şu terimi biraz inceleyelim. Tabii şimdi elimizde vektörler var, bir sürü bileşenleri var. Öncelikle neyi amaçladığımızı kesinleştirmeden vektörlerle işlem yaparsak, yani rastgele indekslerini değiştirebiliriz ve kaybolmamız çok kolay. Öncelikle amacımızı belirleyelim. Bizim elimizde böyle bir ifade var. Bu ifade bize yeter mi, yetmez mi? Ben bu ifadeyi şöyle de yazabilirim. A'nın i bileşeni R noktasındaki eşit olacak R'nin RK bölü R küp D küp R üssü XK XK üssü JI. Doğru bir ifade. Ama çok da güzel görünüyor. Yani daha önce elektrostatikten hatırlarsanız elektrostatikte elektrostatik potansiyeli yazmıştık. Ne yapmıştık? Bir vektörler arasındaki bir ifade olarak belirlemiştik. Burada da aynı şeyi yapmak istiyoruz. Yani yapmak istediğimiz şey bir şekilde bu R'yi dışarı çıkaralım. Bir vektör olarak dışarı çıkaralım. Geriye kalan şey de bir şekilde bir vektör olsun. Ki daha sade olsun. Yani bunu
şuna döndürmek istiyoruz. Bir vektör çarpı bir başka vektör bölü işte reküp olabilir mesela. Buna çevirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi öncelikle şunu biliyoruz. Şimdi bunu bu hale getirebilirsek bu R vektörü zaten integralin dışarısına çıkar. Bir vektör olarak dışarı çıkar. Geriye kalan yine integral alınan bir ifade yine bir vektördür. Bu hale getirebilirsek aslında işimiz bitiyor. Bunu bu hale nasıl getirebiliriz? İşte vektörel özdeşlikleri kullanırsak bunu R üstü R skalar çarpımı J eksi J yönünde R çarpı R üstü olarak yazabiliriz. Şu bizim istediğimiz ifade. Yani bunu getirip buraya şu şekilde yerleştirebiliriz. J, R, R üstü eşitmiş. R üstü R dot J eksi R vektörel çarpım R üstü çarpı J. En azından bir terim bizim istediğimiz gibi. Diğer terim hala bizim istediğimiz gibi değil. Ama bunu şimdilik bir yazalım, yerleştirelim. A'mız bizim 1 bölü R küp. D küp R. R, R üstü. J, R üstüne eşit. Bunu da şunu kullanarak 1 bölü R küp. D küp R. R üstü. R, J. Eksi 1 bölü R küp. D küp R. R vektörel çarpım. Hatta bunu da dışarı çıkarayım direkt. 1 bölü R küp R vektörel çarpım R üstü cross J R küp R üstü. Şimdi şu tamam. Da hala burada sevmediğimiz bir ifade var. Şimdi o terimi biraz inceleyelim. Acaba buna çevirebilir miyim bir şekilde? D küp R üstü R R çarpı C'ye bakıyorum. Bir vektör, herhangi bir bileşenini alayım bunu. Mesela iyi bileşenine bakayım. Bunun iyi bileşeni ne olacak? D küp R üstü X i üstü XK JK oldu. Ya da XK'yı da dışarı çıkarabilirsem XK D küp R üstü X i üstü. Şimdi XK JK'yı şöyle yazabilirim. Üstü koordinatlara göre divergence neyin? X K J vektörünü. X K D küp R üstü. Şimdi bu türevi de hatta şöyle yazalım. Bunlar x üssü. X üssü L'ye göre türevler. Da x L üssüne göre türev. Neyin türevi? X i üssü, x k üssü, j L. Şimdi bu türevi yazdığımda ne gelecek? X i üssü çarpı x k üssü j L'nin x L üssüne göre türevi. Bu benim istediğim terim. İstemediğim bir terim daha gelecek. Onu çıkarmam lazım. X i üssü bölü x l üssü x k üssü j l. Bu yine şurada l'leri düşünürsek sadece l indekslerini i ve k'nın sabit olduğunu düşünürsek bir vektörümün diverjansı bir hacim integralim var. Yüzey integraline dönüştürebilirim. Yüzey integraline dönüştürürsem buradan katkı gelmez. Gelecek olan tek katkı buradan gelecek. Şimdi şuraya bakarsam bu türev Kronecker delta il olacak. il'ye eşitse 1, il'den farklıysa 0. Bu da o zaman bana diyecek ki xk bu eşitmiş. Eksi xk d küp r üstü
x k üssü j i. Bu ise eksi d küp r üssü r dot r üssü j'nin iyi bileşim. Yani neyi elde etmiş oldum? Buradan başladım. Burada r ile şu r üssü r ile j'nin skalar çarpımını r üssü vektörüyle çarpıyordum. Bunun integralinin r ile r üssünün skalar çarpımı j ile çarpımına eşit olduğunu göstermiş oldum. Şimdi bu bana ne gibi bir avantaj sağlayacak? Şimdi bu integralim nerede karşıma çıkıyordu? Bu integralim burada geliyor karşıma. En son elde ettiğim ifade ise benim şu ifadem. Yani şuradaki ifadem aslında benim vektör alanımın kendisinden başka bir şey değil. Eksi işaretiyle. Bu eşittir. Yazalım bir defa. 1 eksi 1 bölü r küp. Şuradaki gösterdiğim eşitlikten dolayı d küp r üssü r r üssü j. Bu buna eşit. Eksi 1 bölü r küp r vektörel çarpım d küp r üssü r üssü vektörel çarpım j. Şu ise eksi a'ya eşit. A ifadem buna eşit. Bu bununla aynı. Başında bir eksiyle. Dolayısıyla bu benim şurası sadece şu satır. Vektör potansiyelin iyi bileşeni. Eksi. Öbür tarafa attım. İki tane vektör potansiyelimin bileşeni buna eşitmiş. Vektör potansiyelin iyi bileşeni, eksi vektör potansiyelin iyi bileşeni, eksi 1 bölü r küp, r vektörel çarpım, t küp r üssü vektörel çarpım j. Bu arada j'leri hep unutuyorum. Onu aklınızda olsun, buralarda hep j'ler var. Hepsinde c var. Bunu bu tarafa attım. 2 de tane vektör potansiyelim oldu. 2 ile de böldüm. Dolayısıyla buradan da vektör potansiyelim benim eksi 1 bölü 2c r küp r çarpı d küp r üstü vektör çarpım j olarak karşıma çıktı. Şu ifade d küp r üstü vektör çarpım j 1 bölü 2c manyetik çift kutup momenti olarak tanımlanır. Dolayısıyla benim vektör potansiyelim manyetik çift kutup cinsinden çift kutup vektörel çarpım r bölü r küp olarak yazabilirim. İstediğim şekilde getirdim. İki tane vektörün vektörel çarpım halini aldım. Vektörel potansiyeli biliyorsam buna karşılık gelen manyetik alanı bulabilirim. Direkt körlüğünü alarak. Manyetik alanın iyi bileşenine bakalım. Manyetik alanın iyi bileşeni A'nın körlüğünün iyi bileşeni olacak. Vektör çarpımı tanımından epsilon i j k del over del xc ak'ya eşit bu. Epsilon ijk del over del xc. Şimdi a buysa bunun k bileşeni yine burada bir vektör çarpım var. Kdm ml xm bölü r küp olacak. Şimdi iki tane epsilon tensörünün çarpımını açıkça yazabilirim. I Kronecker delta I ile Kronecker delta J'm eksi Kronecker delta I'm
Kronecker delta J'de. Bu ikisinin çarpımı. Hemen şimdi türevini aldığımda XM'in XK'ya göre türevi Kronecker delta MK olacak. Eksi 1 bölü reküpün XM çarpı, yani artı XM çarpı 1 bölü reküpün türevi, o da eksi 3 bölü R üzeri 4. R'nin XK'ya göre türevi, o da XK bölü R'dir. Çarptığımda elde edeceğim ifade bu. Eşittir. İ ile JM. Evet. Bu arada türev K'ya göre. Burada bir hata yaptım. Bu J'ye göre türev. Şunu yanlışa geçirmişim. Buraya J'ye göre türev. XJ'ye göre türevi alırsam bu K değil J. Bu K değil J. Bundan sonra artık çarpacağız. Bununla çarpalım önce. Bu diyor ki bana M yerine İ koy. MI Kronecker delta JM eksi Kronecker delta IM. Şununla bunu çarptığımda MJ çarpı Kronecker delta MJ art eksi 3 XJ XM bölü R üzeri 5 bölü R küp. Bu reküp burada XM'in XY'ye göre türevini aldım. 1 bölü reküp olduğu gibi kaldı. Yine açalım. MJ ile MJ'nin çarpımı bana 3 verecek. 3 MI bölü reküp. Bu terimle bununla bunun çarpımı eksi 3 MI XJ XJ R kare bölü R üzeri 5 reküp. Bu terimle bu terimin çarpımı Kronecker delta IM ile Kronecker delta MJ'nin çarpımı Kronecker delta IJ olacak. Kronecker delta IJ ile MJ'nin çarpımı MI bölü R küp. Ve bununla bunu çarparsam artı MJ ile XJ'nin toplamı J'ler üzerinden toplam M ile R'nin skalar çarpımı Kronecker delta IM ile XM'yi çarptığımda XI gelecek. Yani R'nin I bileşeni bölü R üzeri 5. Şimdi şunlar sadeleşti zaten. Bunu da 1 bölü R üzeri 5 parantezine alacak olursak eksi M vektörü R kare artı 3 MR R bunun iyi bileşeniymiş. Manyetik alanın iyi bileşeni bu vektörün iyi bileşenine eşit. Ya da manyetik alanı yazacak olursak eksi M R kare artı 3 M R R bölü R üzeri 5'miş. Bu ifadede yine hatırlarsanız elektrostatikteki bir elektrik dipolünün yaratacağı elektrik alan ifadesiyle aynı. Yani bu da bize diyor ki sadece elektrik alan ya da manyetik alan çizgilerine bakacak olursak bir elektrik dipolle bir manyetik dipol uzak mesafede, çünkü bu açılımı nerede elde ettik? Şu açılımı uzak mesafelerde yapıyoruz. Birbirleriyle aynı görünecekler. Yakın mesafede tabii farklı davranacaklar ama uzaktan baktığımız sürece aynı olacaklar. Şimdi manyetik dipollerle genelde tartışılırken hep bir düzlemdeki kapalı bir eğrinin manyetik dipolünden bahsedilir. Ona bakalım. Kapalı bir eğrimiz olsun düzlemde. Bunun manyetik dipolü nedir? Manyetik dipol tanımımıza geri dönersek manyetik dipolü 1 bölü 2C
Re üstü. Cross J. Re. Deküp re üstü olarak tanımlamıştık. Eşittir. 1 bölü 2 C. Şimdi bu sistemde yani bir ince bir telimiz var. Telin üzerinde bir akım akıyor. Telimiz bir yüzeyde. Bizim akım yoğunluğumuz sadece bu telin üzerinde sıfırdan farklı. Diğer her tarafta sıfır. Bir DL uzunluğu alalım. Buna bir kesit alan da düşünelim. DL vektörü. Yani burada bir hacim almış olduk dolayısıyla. Biliyoruz ki bu hacimdeki toplam akım J, R, D küp R üstü kadar. Ama bu hacimdeki yine toplam akım, teldeki bütün akım buradan geçiyor. Bu hacim içinden geçiyor. Toplam akım dolayısıyla I'dır. Yön olarak da DL yönündedir. Yani ben şu integrali dolayısıyla I'yı da dışarı atarsam R küp R üstü DL üstü olarak yazabilirim. Şimdi bu vektörler R üstü vektörü neye göre açıkça söylemesek de hep yüzey akımımızı merkez, orijin civarında bir akım yoğunluğu olarak düşünüyoruz. Akımı herhangi bir yere koyabilirsiniz. Burada bir DL ya da şuraya da gösterelim. Bir DL uzunluğu aldık. R üstü vektörüm bu doğrultuda ya da şu doğrultu olarak gösterebilirim. Burada bir üçgenim var. Bu üçgenimin alanına DA diyecek olursam, üçgenimin alanı nedir? İşte burada bir dik üçgen düşünürseniz, bunun uzunluğu çarpı şu açının sinüsü yüksekliği verecektir. Şu tabana göre yüksekliği. Taban alanı çarpı yükseklik. DA R üssü DL çarpı sinüs teta olacak. 1 bölü 2. Ama R üstü DL sinüs teta R üstü vektörü de bu DL vektörünün vektörel çarpımının uzunluğudur. 1 bölü 2 R üstü cross DL üstü uzunluğu. Yönü neye ne olacak? Yine sahil kuralını kullanırsak R üstü cross DL üstü bu yöne. Z yönüne. Z yönü diyecek olursak, tahtadan çıkan yönü. Dolayısıyla ben şunu şu şekilde yazabilirim. 1 bölü 2C I 2. Şimdi bu DA alanının yönünü de düşünecek olursak, DA alanının yönü de aslında Z yönünde. Ya da yönünü düşünmemize de gerek yok. DA Z yönünde. Ne yapıyorum? Ben bütün bu kapalı eğri boyunca hareket ederken bütün bu üçgenlerin alanlarını aslında topluyorum burada. O da bana toplam alanı verecek. I'lar da gitti. İkiler gitti. Manyetik dipol momenti, kapalı bir yüzeydeki kapalı bir akımdan akımın manyetik dipol momenti I çarpı akımın alanıdır. Orantı sabiti 1 bölü C. Ve yönde yine sahil kuralıyla bulunur. Yani akımın aktığı yönde parmaklarınızı kıvırırsanız baş parmağınızın yönü manyetik dipol momentinin yönünü gösterecektir. Şimdi manyetik alandan bahsederken bir teli bir manyetik alana koyduğumuz zaman biliyoruz ki bir kuvvet hissedecek. Yani bu teli alıp manyetik alana yerleştirirsek bir kuvvet hissedecek. Farklı bölgeler farklı yönlerde olabilir manyetik alanın özelliklerine bağlı olarak.
Ve bu kuvvetten dolayı işte farklı bölgelerdeki toplam kuvveti sıfırdan farklı olabilir, sıfır olabilir. Ya da işte bir yönleri farklı olduğu için bir tork hissedebilir, dönme etkisi dönme momenti hissedebilir. Şimdi onları bir hesaplayalım. Bu arada yanlış söylediğim bir şey var. Bu kör B eşittir sıfır ise geçerli olan. Manyetik alanın körlü sıfır ise. Yani akımın olmadığı bir yerde bu eşitlik geçerli. Şimdi onu kullanacağız çünkü. Şimdi burada ne yapacağız? Bir kuvveti biliyoruz. Daha önce bir tel için hesaplamıştık. Telin bir parçasını aldığımızda o tel parçasının hissedeceği kuvvet I bölü C ds vektörel çarpım B olarak yazmıştık. O noktadaki manyetik alan B cinsinden. Kuvvet buysa o tel parçasının hissedeceği tork, dönme momenti ne olacaktır? I bölü C R vektörel çarpım ya da tanımı R vektörel çarpım DF olacak. R vektörel çarpım I bölü C DS vektörel çarpım B. Belli bir bölgede yoğunlaşmış bir yük dağılımımız varsa hissedeceği toplam tork I ds çarpımını bir akım üzerinden, akım yoğunluğu üzerinden ve hacim integraline dönüştürebilirim. Şuradakinin aynı özelliği kullanarak. Ne elde ederim? R vektörel çarpım J. R üssü noktasındaki J. Yine vektörel çarpım R üssü noktasındaki B. 1 bölü C. Ve bütün hacim üzerinden integral. Torku bu şekilde yazabilirim. Şimdi manyetik alan dediğimiz, şimdi incelediğimiz sistemi bir daha düşünürsek, burada bir yük yoğunluğumuz var. Yükler akıyor, akım yoğunluğumuz var. Onlar hareket ediyorlar. Onların kendi yarattığı bir manyetik alan var. Bir de bizim dışarıda bir başka akımlarımız var. Onlar bir manyetik alan yaratıyor. Ve bu B dediğim manyetik alan, benim incelediğim yükün yarattığı manyetik alan değil. Şu diğer dışarıda harici yüklerin yarattığı manyetik alan. Benim burada J'lerim var. Bir B manyetik alanı yaratılıyor. Bu B dışarıdan uyguladığım manyetik alandan dolayı bunun üzerine bir tork etki edecek. Kendi yarattıkları manyetik alandan dolayı değil. Bunun ne yaratabilir? İşte buradaki başka akımlarım olabilir. Ama bu B'yi, manyetik alanı yaratan akımlar benim ilgilendiğim bölgenin dışında olduğu için normalde curl of B o manyetik alanı yaratan akımları orantılı. İşte 4 pi bölü C katsayısıyla. Ama o akımlar bu hacmin dışında, buna V hacmi dersem. Dolayısıyla bu hacmin içerisinde B'nin curl'ü 0 olacak. Dolayısıyla şu ifadeyi biraz daha sadeleştirmek istersen, o zaman manyetik alanın şu özelliğini kullanabilirim. Çünkü buradaki harici manyetik alandan bahsediyorum. Harici manyetik alanın körlü sıfır. Dolayısıyla harici manyetik alanın şu özelliği var. Bileşenlerinin türevleri cinsinden. Şimdi burada ne yapabiliriz? İşte yine elektrostatikten hatırlayalım. Elektrostatikte ne yapmıştık? Belli bir yerde yük yoğunluğumuz vardı. Küçük bir bölgede. Dışarıdan ona bir elektrik alanı uygulamıştık. Ve elektrik alanı bir Taylor açılımına bakmıştık. İşte elektrik alanın o bölgede çok az değiştiğini varsayarak. Aynısını burada yapabiliriz. Manyetik alan o bölgede çok az değişiyor olsun. Dolayısıyla manyetik alan için bir Taylor açılımı yapmamız söz yapabiliriz. Ve sisteme etki eden torku farklı terimlerin toplamı olarak elde edebiliriz. İndekslerle yine bir sürü epey bir oynayacağız. B'yi açabilirim. Sıfırdaki değeri artı
V'nin radyanı sıfırdaki değeri artı bir sürü diğer terim. Ki şunu varsayacağım, sistem yeterince küçük, ben de uzaktayım. Ya da yaratan yükler, manyetik alanı yaratan yükler oradan zaten gayet uzakta. Dolayısıyla o bölgede manyetik alan çok yavaş değişiyor. O yüzden şu terim aslında bu terime oranla çok küçük. Şu terimden bir katkı gelirse asıl torku ya da neyi hesaplıyorsak onu belirleyecek olan şey bu terimden gelen katkıdır. Bu terimden katkı gelmediği zaman bu terimi görebilirim. Bu terimden de katkı gelmezse daha sonraki terimleri görebilirim. Ama ilk önce şu terime bakalım. Buradan bir katı geliyorsa diğerlerini hesaplamama gerek de yok zaten. Sadece bu terim için tork 1 bölü C R üstü vektörel çarpım J R üstü B sıfırdaki D küp R üstü olarak yazabilirim. Yine ne yapmak istediğimizi bir önce kafamızda canlandıralım. Bunu bir şekilde bu B sabit integralin dışarısına çıkarabilirim. Torku hesaplayacağım. Torku B'yi dışarı çıkarırsam bir vektör. Bunu bir başka vektörün vektörle cross çarpım olarak yazabilirim misal. Bu hale getirmek istiyorum. Yani şu B'yi bir şekilde dışarı çıkaracağım. Bunu bu halde yapamam. Bu halde çıkardığım zaman işte vektör çarpımlar var, indeksler karışacak, indeksler işi çok karıştıracak. Yine biraz önce yaptığımız gibi, nasıl manyetik momenti tanımlarken ki yaptığımız gibi aşağı yukarı aynı hileleri kullanacağız. Şimdi manyetik momenti tanımlarken iki tane kritik hile kullandık. Bir, vektörel çarpım C, B, AC, eksi C, AB. Bir bu hilemiz vardı. Bir başka hilemiz de D küp R üssü XI üssü JK eşittir eksi D küp R üssü XK üssü JI. Yani şöyle bir çarpımımız varsa integralin içerisinde i ve k'nın yerini değiştirebiliyoruz. Eksi işaret geliyor ekstradan. Bunları yine burada da kullanacağız. Şimdi bakalım. Öncelikle şurada bir vektör çarpımım var. O vektör çarpımını bir açayım. Bir bölü c. Açtığımda ne olacak? C R üssü ve B'nin çarpımı. Bundan sonra B her zaman için sıfır noktasındaki B. O yüzden şu sıfırı yazmayacağım bundan sonra. Ama ne zaman B görseniz hep aklınızda bulunsun sıfır noktasındaki B. Eksi B J sıralar çarpım R üssü. D küp R üssü. Bunlardan biri nispeten istediğim gibi. Şuna bakacak olursanız. B'yi istersem dışarı çıkarabilirim. Ha, bir vektörel çarpım haline değil, bir skalar çarpım haline gelmiş olur ama öyle de bırakabilirim. Lazım olursa daha sonra değiştirebilirim. Şu tam hala istediğim gibi değil benim. Yapabileceğim birkaç... Şimdi bundan sonrası biraz deneme yanılma. Yapabileceğim birkaç şey var. Bunu da alırım istersen. B vektörel çarpım J vektörel çarpım R üstü eksi ya da artı, şimdi bunu açarsanız ne gelecek? J çarpı bir bu gelecek, eksi bir de R çarpı bunların ikisinin skalar çarpımı gelecek. Ondan kurtulmam için artı o zaman R J olarak yazabilirim. Bunlar R üstü olmak üzere. Ha, bu tam istediğim gibi. Şurada hala bir sıkıntım var. Ama bunu da
integral, şimdi bunu da bileşenleri cinsinden yazacak olursam, mesela i bileşenini aldığımda bunun x i üssü b j b k j k bileşeni. Bu b k bir sabit çıkarabilirim. Bunlar integralin içerisinde, burada bir integralim var. İntegralin içerisinde olduğu için şu özdeşliği kullanabilirim. Dolayısıyla ben bunun yerine eksi, şimdi i ile k indekslerini değiştirir, yerini değiştirirsem ne olur elimde? R üssü skalar çarpım b vektörel çarpım c. Yani bu bana, şimdi burada neyi göstermiş oldum? 1 bölü c, 1 bölü c'leri de şimdi boş verelim. Şu integrale baktım. R üssü b d küp r üssü. Bu integral, şu b'yi de dışarı alalım. B vektörel çarpım j cross r üssü d küp r üssü, bu terim eksi j r üssü b d küp r üssü oldu. Şu kısım bu kısımla aynı. Bunu bu tarafa atabilirim. 2 tane bu elde ederim. 2'ye böldüğümde 1 bölü 2. Dolayısıyla şu anda tau'yu, torku şu şekilde yazabilirim. 1 bölü 2c b vektörel çarpım j vektörel çarpım r üssü d küp r üssü. Bu tam benim istediğim ifade. Şu ifade, şuradan gelen terim. Bir de şu var hala elimde. Eksi b ile dışarı çıkarabilirim. B bölü c d küp r üssü j lat r üssü d küp r üssü. Şunu hesaplamam lazım, şu integrali. Bu integralin sıfır olduğunu da göreceğiz. Şimdi buraya baktığınız zaman şu ifade bölü 2c benim tam manyetik çift kutbum. B vektörel çarpı manyetik çift kutup eksilisi. Manyetik çift kutup çünkü R vektörel çarpım C'ydi. Bunları da yer değiştirirsem M vektörel çarpım B bölü 2C benim toplam torkumu verecek. Bir de şu var. Ondan da kurtulalım. Şuna bakacağız. D küp R üstü J R üstü bu integral. Bileşenleri cinsinden yazarsam JK XK üssü. Şimdi aslında şurası bana ne diyor? İntegralin içerisinde indekslerin yerini değiştirirsen bir eksi işareti gelir. Eşittir. İndekslerin yerini değiştireyim. Bir eksi işareti getireyim. Ama indeksler zaten aynı. Yer değiştirdiğimde yine elimde jk, xk üssü olacak. Bir şey kendi eksilisine eşitse şayet bu direkt sıfırmış. Şuradan bir şey. Bu terim direkt sıfır verdi. Dolayısıyla bizim sisteme etki eden toplam torkumuz manyetik dipol momenti çarpı B olacak. B yine tekrar ediyorum sıfır noktasındaki manyetik alanı.